O olay karıştı. Yeni gelen arkadaşlar dedi ki, 4 sene sonra, kardeşim böyle bir şey olamaz, ben tapuya bakarım. Tapuda iş yeri yazıyorsa iş yeridir, konut yazıyorsa konuttur. Tamam. Fikrini ne değiştir? Değiştir. Değiştir. Tamam. Değiştir diyorsun. Tamam, tamam. Haklısın. Doğru bu. Peki eskiden ne olacak? Özelge verildiği için faizsiz, cezasız ben geri alacağım. Adamın içi yapmasın. Adamın bir suçu yok burada. Yani bir düzeltecek mi? Eğer sirküler de yapmış olsalar ya da genel tebliğle geriye dönük bir işlemi yapılamayacak. Mukteza ile yapıldığı için geriye doğru gidiliyor. Burada. Şu anda Danıştay bozarlı. Şu an yargıya giden bir şey yok. Rezidanslar şu anda daire olarak mı işleniyor? Yani nasıl oluyor? Genel uygulama ne yapıyor inşaatlarda şu anda? Rezidans olarak ofis, da... ofis. Tapu yapmıyor zaten ama. Tapu da ne olursa olsun hiçbir önemi yok. Burada şeyin tavrı belirliyordu. Bu önceki uygulamada. Alıcının olur, ifadesi, taahhüdü, bilmem ne o belirliyordu. Ama şimdi vazgeçildi. Şimdi bir tane fıkra var onunla ilgili de diyor ki bir köyün ağası. Yönetim planı da daire, tapudaki proje de daire. Evet. Şimdi diyor ki köyün ağası diyor. Arabacı diyor, arabayı hazırla diyor. Şehre gideceğiz, işlerimiz var diyor. Arabaya atlıyorlar. Giderken arabacı diyor ki ağam diyor, ben senin bu arabayı çok beğeniyorum diyor. Param olsa alırım diyor. O da diyor ki satayım işte. Ama diyor ağam param yok diyor. Lan diyor sana bu arabayı satayım diyor. Nasıl satacaksın ağam diyor. Atın mokunu ye diyor. Araba senin diyor. Gerçek mi? Evet. Oturuyor adam. Çarpıyor arabayı alıyor. Neyse bunlar şehre iniyor. Bütün işleri falan bitiriyorlar şehirde. Geri dönecekler. Ağa diyor ki oğlum biz ne yaptık diyor. Şimdi köyde demeyecekler mi? Ağa arabayı satmış. Ağanın durumu kötü falan. Ver lan geri arabamı diyor. Kaç lira istiyorsun diyor. Ağam diyor ben parayla satamam diyor. Neyle satacaksın diyor. Aynı şartlarla iade ederim. Arabayı. Sen diyor bayan. Ağam diyor öyle diyor. Neyse ağa oturuyor da gerekeni yapıyor. Ondan sonra biniyorlar, biraz ilerliyor. Ağa diyor ki, ya diyor arabacı, bu köyden çıktığımızda bu araba kimin dedi? Sizin de ağam diyor. Peki köye gidiyoruz, kimin diyor? Yine sizin ağam. Ulan diyor o zaman bizim babakı değil mi? Ticaret, ticaret yapmışlar. Böyle bir şey var. Hocam bunu neyle belirledi? Yine özengeyle de bulunuyor. Yine özengeyle devam ediyor. Sirküler yine duruyor. Eyvallah. Yine devam ediyor. Şimdi en önemli şeylerden birisi de şu arkadaşlar. Ben Kayseri'de anlattım da birisi gitti bayıldı. Şimdi yap, işlet, devret modelinde bir model var. Tamam, bunun düzenlemesi 3996 sayılı bir kanunla yapılıyor. O da kamu yatırımlarıyla ilgili. Fakat biz her konuda olduğumuz gibi işin suyunu çıkardığımız için belediyeler, özel şahıslar, herkes kendine yap, işlet, devret modeli yapmaya başladı. Tamam mı? Benim bir arsam var. Bir okul geliyor diyor ki ben senin arsanın üzerine okul yapayım. 49 yıl sonra okul sana devredeyim çıkayım. Tamam diyorsun. Ya da biri geliyor otel yapayım diyor. Biri işte operatif istasyonu kurayım falan filan. Şimdi Maliye Bakanlığı bu tür durumlarda dedi ki burası bir özel maliyettir. Yaptığın harcamaları kira süresine böl. O kadar her yıl gideriz. KDV'sini indirdi. Tamam. Ta 1970'lerden, 60'lardan beri gelen uygulama bu. Sonra birisi çıktı dedi ki, bu özel maliyete girmezdi. Çünkü özel maliyete girmesi için dedi, bir bina olacak ki onu genişleteceksin, değerini artıracaksın falan. Ama ortada bir arsa var, arsayı genişletemeyeceğine göre, arsanın değerini artıramayacağına göre bu özel maliyet değildir. Şimdi kanunun lafzından hareket ettiğinizde doğru aslında. İkinci görüş daha doğru. Fakat ortada 7 yıllık da bir uygulama var. Herkesin ezberinde olan şey de bu. Özelge verilmeye başlandı. Şey şu, özel maliyet olduğunda nasıldı? Baştan bir vergileme yok. 49 yıl sonra devrederken fatura kesiyor. Vergileme 49 yıl sonra ya da 25 yıl sonra ya da 99 yıl sonra neyse. Yıla girmiyor.
bu yeni görüşe göre diyor ki Maliye Bakanlığı, senin diyor 99 olunca sahipleniyor vatandaş. 99. 49 normal. Kiralama var ya onun için. Kiralama sözleşme var. 49'da ya. Devletten ama yani genelde... Bu şahıslar mı? Devlette sıkıntı yok da şahsı anlatıyor. Şahsı 99 vermez mi? Ya işte şey olsun ya. 49 ya da 25 yani. Belirli. Neyse. Devletli. Çok önemli. Maliye Bakanlığı diyor ki, sen diyor bu adamın gelip arsasının üzerine bina yaptın ya diyor. O bina bu adamın diyor. Sen ona bina inşa hizmeti verdin. Maliyet bedeli artı %20 ilave edeceksin ya da %25 diyor. Onun üzerine fatura edeceksin artı KDV hesaplayacaksın. Şimdi ben binayı yaparken bir anda inanılmaz bir maliyetle karşılaşıyorum. Arsa sahibine de diyor ki, sen bu binayı aldın. Aslında kiraya aynen tahsil ettin diyor. Bir de o paranın %20 stopajı var. Stopajı nedir? Tabii çok ciddi bir yükler ortaya çıktı değil mi? Ortalık karıştı. Kırttık ama kira bitiminde değil mi o gerçekten? Hayır hayır. Hayır, hayır. Hayır ilk başa alıyor. Kira senin başına alıyor. Kira bitiminde. Başlangıçta birinci günü aldı. Birinci günü aldı. Bravo ya. Tamam mı? Şimdi durup dururken inanılmaz bir vergi yükü ortaya çıktı. Çoğu kimsenin de bundan haberi yok. Ama inceleme girdiği anda özelgeye göre böyle işlem yapılması gerekiyor. Yapan adama da diyor ki tamam bunu pasifleştir. Her yılın kirasını da gider yazın. Tabii oradan tasdik etmiyorsun ya diyor onu. Bununla ilgili bir sirke yayınlanmadı değil mi hocam? Yok. Özelge 3-4 tane özelge var ama. Herhangi bir inceleme, bir son sonuç, rapor bir şey de yok ama değil mi? Bakanlığın görüşü bu. İnceleme özelgeye uygun yapılması lazım zaten. Şimdi bunun içinden nasıl çıkacağız, nasıl çıkacağız diye bir şey yaptılar. Ne yapıyor değiştir? Bunun bir çıkış yolu var. Ama tamamen yasal. Medeni kanunda üst hakkı diye bir olay var. Tamam mı? Yani hukuku çok iyi bilmek lazım. Üst hakkı diye bir olay. Diyor ki kanunda, şu maddesi. Eğer diyor, bir şeyin üzerine böyle bir bina yapılacaksa diyor arsada, üst hakkı tesis ettirmeden yapılırsa arsanın üzerine yapılan şey arsa sahibidir. Ama diyor üst hakkı tesis ettirerek bir şey yapılırsa arsa sahibinin üstüne yapılan yapanındır. Tamam mı? Eğer bu durumda olan mükellefiniz varsa, yani hemen şeyi atlamak lazım bu dostlarım. Gitsin, üst hakkını tesis ettirirse eğer, yapan onu özel maliyet olarak yine devam ettirebilir. Eğer üst hakkı kurulmadan bu inşaatı yaparsa, Maliye Bakanlığı'nın yeni görüşüne göre 25 yıl ya da daha fazla yıl sonra yapılacak vergilendirme otomatik bir birinci güne gelmiş. Tamam, buna çok dikkat edin. Daha üst hakkı kurulmadan...